değil. Benim senden korkum yok. Sen çünkü güce tapıyorsun. Kana susamış aşağılık bir herifsin. Din gününde yargılandığın vakit kaybedeceksin. Seni böyle tapındığın Bob eş başkanı kurtaramayacak. Git. Barış için biraz şey et ya, ortalığa çık. Bak Türkiye'de barış demek, barış istemek yasak ya. Adana'da bir de Pınar Barışı mı diyor, ne diyor? Yani Türkiye'de haksızlığın zulmü adı adalet olmuş. Hırsızlığın adı adalet olmuş. En büyük hırsızlar yoksa adaletten bahsediyor. Kalkınmadan bahsediyor. Kendilerini kandırıyor, kalkındırıyorlar. Kalkınma. Sansür var, zulüm var. Politik liderler, muhalefet içeride. Belediyelerini gasp ediyorlar. Bir sürü KHK ile zulme uğramış insan var. FETÖ diye bir sürü masum insanlar zulme uğruyor. Böylesine korkunç bir ülke. Ondan sonra böyle. Savaş çığlıklığına atanlar, savaşlarına barış diyorlar ama gerçek barış isteyenlere de terörist diyorlar. Ya bu kadar eğer gerçeğe düşman, bu kadar düşman olursan sonun felakettir. Saddam da öyle yaptı, sarhoş etti milleti. Hitler de öyle yaptı. Peşine takıldılar bayrak sallayarak. Haydi biz üstün ırkız, bize kim meydan okur, dünya meydan okuruz falan dediler. Bir süre kazandılar ama en sonunda büyük bir şeyini yerle bir oldular. Almanya'ya git sor onların tecrübelerini. Irak'a git bir sorun. Esinince siz kaşınıyorsunuz, beyinsizler. Yani iç savaş mı istiyorsun? Gelecek yani geldiği vakit baş edemezsin. Yani onun belli ateşle oynuyorsun. Belli bir noktaya geldi mi, senin bütün devletin şey olsa birbirinizi katletmeye başladınız mı, domino taşları gibi gider. Bir ateş gibi alır. Sen nasıl böyle ateşle oynuyorsun? Suriye var, Irak var, orada ibret almıyorsun. Hala meydan okuyorsun, gidip işgal edeceğiz, biz kim bunlar? Ya ne istiyorsun? Suriye'deki Kürtlerle git, dostluk iste. Sen onlara bir adım at, onlar sana 10 adım atıyorlar ya. Ya onlar teröristtir, biz yüceyiz falan.